Şimdi Levent Erden hattımızda, hattımızda Skype'da, evet. Şimdi yayında, evet. Merhaba Levent, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Ne var ne yok. Biraz sesi, stüdyoya sesi biraz yükseltebilir miyiz acaba? Evet, siz tanışıyor musunuz bu arada? Tanışıyorsunuz. Evet, ben şimdi Levent Erden'i niye davet ettim? Çünkü yeni bir gazetemiz var. O ikinci haftadır çıkıyor. Haftalık bir gazete. Bu gazeteyi tabii Levent çıkarmıyor da Levent yazıyor orada, Levent Erden. Oksijen gazetesi Türkiye'nin şu anda tek hafta sonu gazetesi. Şimdi Levent Erden de hem akademisyen hem bu marketing, pazarlama konularında, reklamcılık konusunda çok uzman biri. Dolayısıyla hem burada yazdığı için hem de bu gazeteyi şöyle bir konuşalım istedim. Türkiye'de hem kitap hem gazete okurluğu düşüyor. Yani gazete satışları düşüyor, kitap okuma oranları düşüyor. Birileri de çıkıyor, yeni gazete çıkarıyorlar bu arada. Nasıl bir, nasıl diyeyim, özgüvendir? Ya tabii ki gazete ve hafta sonu gazete arasında çok büyük fark var. Çünkü günlük gazete ne olursa olsun bir rekabet halinde kalmak zorunda kalacaktır bugünkü dijital medyayla ya da interaktif medyayla. Yani şu anda bir deprem olsa hiçbirimiz televizyona, gazeteye bakmadan derhal sosyal medyayı açıp nerede ne oluyor diye bakıyoruz. Hatta depremler demiş, gücüler demiş, saniyelerle falan çıkıyor. Dolayısıyla o kadar hızlı olan ve herkese aynı anda yetişen bir medyada bununla yarışabilecek ve sadece işte belli bir saate kadar yapılıp ertesi sabah basılıp sonra da dağıtılacak gazetelerin bununla yarışması tabii ki söz konusu değil. Yani eski zamanları hatırlarım, reklamcılığa ilk başladığımız yıllarda pazar günü çıkacak ilanı en geç çarşamba gecesi ki anca yetişsin diye. Hani daha sonra 90'lardan sonra cumartesi çıkacağı cuma günü saat 3'e kadar vermek gerekti falan. Çünkü sabah 4'te gazete basılır, bütün Türkiye'ye dağılır vesaire. Şimdi buradaki pazar gazetesi fikrinin hala belli insanlarda, ki onlardan bir tanesi de benim, gazete diye bir alışkanlığı var. Ben de kitaptan çok makale okuyan bir insanım. Ki özellikle kendi merakım olan konularda makaleleri çok daha hızlı buluyorum. Çünkü işte kitapların çıkması zaman alıyor vesaire. Ama gazete bir alışkanlık. Onu çevirmesinden işte okumasına kadar herkesin kendine ait katlama kültürü bile olduğunu söyleyebilirim. Ama hafta sonu gazetesi, ki gazetelerin çok önde olduğu zamanlara da bakarsak hafta sonu tirajları hafta içine göre %20, %30, %40 fazladır. Ki hatta hafta sonu takım gazete daha az satılmasına rağmen. Şimdi hafta sonu gazete okuma alışkanlığı olan ve bunu çok uzun zamandır kaybetmiş insanlar için bu bir tür vaha, sadece bir nostaljik durum değil, büyük de bir ihtiyaç. Çünkü her şeyde internetteki size sunulan şekilde gelen haberlerden izlemek de istemiyorsunuz. O da doğru. Siz kendiniz bir bütünü görüp seçiyorsunuz. Hatta bu son şeyde, yani ikinci sayıda yazdığım yazının adı algoritmokrasi. Çünkü evet, hakikaten algoritmalar tarafından yönetiyoruz. Şimdi o yazıyı okuyor. Ve yani algoritmalar... Evet, algoritma gerçekten hayat, yani kelime olarak hayatımıza girdi ama tam olarak hani kaç kişiye sorsak, hani kaç kişi ne olduğunu anlatabilir. Bu yazıda çok daha iyi anlaşılıyor gerçekten, yazında. Algoritmalar yönetiyor tabii, çok iddialı bir şey de. algoritmaların yani hayatımızda büyük bir şeyi var, yeri var tabii. Şunu söylemeye gayret ediyorum. Yani neyi önce görüp neyi sonra göreceğime algoritmalar karar veriyor. Yani ben seni çok merak ediyor olsam dahi bugün yazdığını bana 6 saat sonra, 8 saat sonra söyleyebilir. Ya da yarın sabah söyleyebilir. Hiç göstermiyor değil. Onun yerine de daha başka şeyleri önde görebiliyorum. Çünkü bundan evvel yaptıklarıma göre değerlendiriyor vesaire. Uzun uzun tartışmanın şeyi yok ama şu anda. Gazetede ise bir yerden sonra kendine gidiyor. Üstelik de hani
günlükten, anlıktan, çünkü hayat ana sıkışmaya başladı. Her şey an içinde gelişiyor. Yani her şey an itibariyle diye bir laf var. An o kadar kocaman, o kadar kocaman, o kadar kocaman bir yer oldu ki andan daha ötesini merak etmez olduk. Halbuki hayatta anın daha gelişi bir şey, bir yer olduğu, bir nefes alma yeri olması gerektiğini anlıyorum. Çünkü hep an içindeyiz. An tüketiliyor, bitiyor ve yenisi. Yani şu anda maç sonucu, ondan sonra Amerika'daki seçimi bilmem. Ondan sonra kapitali bastılar, ondan sonra gel o. Bir sakin. Dolayısıyla pazar zaten insanların kendisine aferin dediği, kendisini acık şımarttı. Hani ben de bunu pazar yumurtalarıyla falan Instagram'da yaparım. Bir dönem. Dolayısıyla hafta sonu dediğiniz yerde evet, insanların şimdi farklı ilgi... Buradan hatırlatayım, cumaları çıkıyor bu gazete, Oksijen. Cumaları çıkıyor, her yerde bulunuyor. Ve bütün hafta okunabilecek bir şey. Dediğin gibi, Levent Erden'in dediği gibi farklı bir format sonuçta, bir hafta sonu gazetesi gibi. Dolayısıyla ama ben de çok katılıyorum bu gazete... Açıp okuma, gazete sayfalarını çevirme bambaşka bir şey. Bu arada da Selahattin Duman da yazılarıyla, şimdi Selahattin Duman'ın da meraklıları vardır eminim. O da yazılarıyla geri döndü. Ona da buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Evet, ve algoritmana dönüyorum. Yani şunu demeye gayret ediyorum. Şimdi hafta sonu bütün alışkanlıklarımız farklı ve birazcık da kendimize şımartmaya da yöneliktir. Şımartma lafını çok sempatik ve hoş bir laf olarak kullanıyorum. Keşke çok da yapabilsek. Dolayısıyla tabii ki günlük siyaset yok ama çok daha geniş bir gözle bakabilen bir yer, yapı haline gelebiliyorsunuz. Her tarafta magazinlerin acayiplikten uzaklaştığınız zaman gerçek anlamda yani... günlüğün dışındaki geniş anlamlarda konuşabiliyorsunuz. Yurt dışı bağlantıları ilginç. Yani Financial Times'ın vesaire diğer uluslararası yayın kuruluşlarıyla birlikte yapılan haber alışverişinin keyifli çıktıları var. Pek çok yerde bulamayacağınız, aslında tek yerden alamayacağınız şekilde işte hayatımıza gümbür gümbür girmiş streaming kanalları var. İşte bütün o streaming kanallarında, yani film ve dizi olan, başka hiçbir şey olmayan kanallarda neyin önde olduğu, ne olduğu, neye göre olduğu hakkında çok fazla konuşma var. Bugün Instagram'a, Twitter'a bakarsanız dizi önerisi olan var mı, bilmem ne var mı, ya da bunu seyredin, şunu seyredin diye insanlar birbirlerine önerilerde bulunuyorlar. Çünkü kimse bu konularda konuşmuyor. Dolayısıyla onlar hakkında fikir edinebilmek gibi güzellikler var. Herkesin unuttuğu müzik, sergi, sinema falan gibi şeylerle de ilgili. Hani sen de çok evet, uğraştığın için her söylüyorum. Ne kadar evet şey olsa da çok sınırlı olsa da çok güzel gerçekten onu hatırlattığın iyi oldu. Birkaç yazar daha ben buradan hatırlatmak istiyorum. Zeynep Miraç orada yazıyor ve çok beğeniyorum kendisini gerçekten. Elif Ergu yazıyor. Ondan sonra dijital platformun başında Erçin Yahşi var. Gerçekten çok kıymetli bir ekiple ortaya çıktı bu gazete. Ama çok küçük bir ekip anladığım kadarıyla. Onları bir kere bu cesur girişimlerinden dolayı çok tebrik ediyorum. Evet tam lafını kestim, farkındayım. Ama sen unutmamışsındır Levent. Lafını. Yani evet, yani işte Alper Bahçekapılı'nın yazdığı gayet keyifli bir müzik sayfası. Dolayısıyla herkesin kendi ilgi alanına yönelik pek çok şey buluyor. Şimdi sen az önce Mehmet Turgut'a sordun pandemi ile ilgili ne yaptık, ne ettik diye. Burada da hepimizin aslında ayağına denk alması gereken bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Hepimiz çok paramız olsa ne yaparız diye bir hayal kurmuştuk. Şu ya da bu şekilde. Ama hiçbirimiz fark ettik ki çok zamanımız olursa ne yaparız diye doğru düzgün bir hayal kurmamışız. Ve hep para üstüne, bilmem ne üstüne ve parayla yapılabilecek işler, yani maddi olanaklarla yapılacak şeyler ya da onların sorunlarıyla uğraşmışız. Ama kendimizle baş başa kalınca kendimizi nasıl besleriz, nasıl kendimizi daha iyi hissederiz? Hani ilk başında herkes merdiven aralarında bir amuda kalktı, bir ekmek yaptı falan ama onlar yetmedi. Dolayısıyla insanların merak konularının, ilgi alanlarının daha fazla geniş olmasını, kendilerine yatırım yapmanın
maddi yatırımdan çok daha önemli olduğu, dolayısıyla farklı hobilerinin, meraklarının olması sayesinde ayakta kalabileceğine, bilmem kaç tane elbisesi ya da ayakkabısı olduğu zaman onların dolaplarda çürüyebileceğini ama ilgi alanlarının ona çok zenginleştirmiş olabileceğini gösterdi. Dolayısıyla burada da görüyoruz ki bu işte Oksijen gazetesinde de farklı ilgi alanlarının insanların olabileceği o farklı ilgi alanlarında okuyacak sayfalarca şey olduğu ve farklı ilgi alanlarına sahip olmanın insanı bu tür zor kötü pandemi koşullarındaki işte neredeyse bir yıl oldu daha birkaç ay daha da süreceği benziyor en azından bir 6 ay daha var şöyle bu şekilde. Demek ki insanın kendine yatırım yapmasının önemli araçlarından birinin de merakları olabileceği, burada da her türlü meraka bir şekilde dokunan bir yapının olması. Evet, çok doğru. Ben de katılıyorum buna. Onu anladık. Elbiseler dolaplarda çürüyor. Hiçbir ilgimiz yok. Tamamen böyle o hayatımızı, o şeyimizi küçülttük tabii ki ve kendimizi de birazcık keşfetmek ve belki de biraz zorlayarak da merakımız yoksa, hobimiz yoksa onları geliştirmek için ayırabildik bu vakti. Gerçekten çok doğru. Paramız olsaydı ne yapardı çok düşündük ama zamanımız olsaydı ne yapardı hiç düşünmemişiz. Çok güzel bir tespit, katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Levent. Ben bu gazeteyi de buradan tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten çok keyifli bir gazete olmuş. Çıkaranları Zafer Mutlu'yu burada. Çok tebrik ediyorum bu cesaretlerinden dolayı. Levent Erden'e de çok teşekkür ediyorum. Ben programın yavaş yavaş sonuna geliyorum. Ama nasıl gazete az okunuyorsa kitap da az okunuyor aslında. Ama yeni yayın evleri de çıkıyor. Ve yeni bir yayın evi tanıtmak istiyorum burada. Harfa yayın evi. Dünya edebiyat, çağdaş dünya edebiyatının örneklerini seçiyorlar ve Türkçe'ye kazandırıyorlar. Harfa, buradan göstereyim. Mesela bir Vietnamlı yazarın bir hikayesi. Ocean Vuong, çok enteresan bir hikaye. Bunu en kısa zamanda okuyacağım. Yine yabancı, çağdaş yabancı edebiyata merakı olanlar ya da merak duyanlar Harfa'dan takip edebilirler. Ben de sana bunlardan bir tanesini armağan edeyim. Hazır. Sevgili seyirciler, biz son bir şunu göstermek istiyordum. Mario Levy'nin bu 7 kitaplık bir serisinin 3.'sü çıktı. Ben ilkini okumuştum. İkincisini atlamışım demek ki. Çok keyifli. Bir günde geçiyor. O pazartesi. Bu şimdi her bu 7 serilik, 7 kitaplık bir seri bu. Dediğim gibi hem bir günde geçiyor hem de İstanbul'un belli bir mahallesinde. Zaten Mario Levy de hem İstanbul aşığı ve birçok kitabı da hani İstanbul üzerine. Çok ilki Perşembe'ydi galiba. Onu da tam hatırlayamadım. Bu 7 gün böyle çıkacak. Şimdi Eminönü'nü anlatmış kitabında. Fotoğraflar da var. Evet, fotoğraflar da var. Sadece şuradan bir daha göstereyim. Yazılar ve fotoğraflar. Evet. 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 Süremizin sonuna geldik sevgili seyirciler. Gelecek pazar tekrar görüşeceğiz. Mehmet Turgut'a çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür bu yarışma için de çok tebrik ediyorum. Ahmet Turgut Babalar Oğullar fotoğraf yarışması Instagram sayfasından takip Mehmet edebilirler. Ve de buradan çok güzel fotoğraf çekecek olanlara çok güzel öğütler vardı. İpuçları vardı. Elimizden geldiğince. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Levent Erden'e çok teşekkür ediyorum. Ve Kübra Olçar'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Programa katıldıkları için tekrar görüşmek üzere pazar günü. Sevgili seyirciler, hoşça kalın.